Merhaba arkadaşlar, bugün stres 3.0'da yaptığımız eş anlamlı kelimeleri yapacağız. Başlayalım. Merhaba. Bugün size soru soracağım. Doktor kelimesinin eş anlamlısı. İlk önce doğru cevabı verelim. Hekim. Tebrikler, doğru cevap. Şimdi yanlış cevabı deneyelim arkadaşlar. Merhaba. Bugün size soru soracağım. Doktor kelimesinin eş anlamlısı. Talebe diyelim. Maalesef yanlış cevap. Şimdi kodlarımıza geçelim arkadaşlar. Tıklandığında 2 saniye boyunca merhaba de. 2 saniye boyunca bugün sizlere soru soracağım. De, doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir diye sor. Ve bekle. Eğer değilse cevap hekim ise kolleks sesini başlat. 2 saniye boyunca tebrikler, doğru cevap de. Buz bir sesini başlat. 2 saniye boyunca maalesef yanlış cevaptı. Kodlarımız bu kadardı. Güle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Scratch programının 3.0 sürümünü deneyeceğiz. Evet, robotumuzu başlatalım. Merhaba. Sana bir sorum var. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Evet, doktor kelimesinin eş anlamlısını hepiniz biliyorsunuz tabii. Doktor kelimesinin eş anlamlısı hekimdir. Şimdi hekim girelim. Evet, hekimi girdik. Şimdi cevabı verelim. Tebrikler, doğru cevap verdiniz. Ve şimdi tekrar başlatalım. Ve robotumuzun olumsuz yanıta nasıl cevap verdiğini bir kez daha bakalım. Merhaba. Sana bir sorum var. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şimdi buraya yanlış bir kelime yazacağız. Mesela kısa yazalım. Bakalım robotumuz bu sefer hangi tepkiyi verecek? Üzgünüm, yanlış cevap verdiniz ve olumsuz ses çıktı. Şimdi bunu nasıl yaptığımı bakalım kodlarına yani. Tıklandığında 2 saniye boyunca merhaba de. İlk 2 saniye boyunca sana bir sorum var de ve soruyu sor. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eğer cevap hekim ise kollen sesini başlat. Yani olumlu sesi başlat. 5 saniye boyunca tebrikler, doğru cevap verdiğinizde. Değilse, yani yanlış cevap verdiysek buz vuri, yani olumsuz sesi başlat. 2 saniye boyunca üzgünüm, yanlış cevap verdiğinizde. Evet arkadaşlar, kodlar da bu kadardı. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Scratch 3.0 projesinde yaptığımız eş anlamlı kelimeyi göstereceğim. Hadi başlayalım. Hey, merhaba, ben Piko. Senin adın ne? Kaan. Tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi size bir soru soracağım. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hekim. Tebrikler, doğru cevabı verdiniz. Hadi şimdi de bir yanlış şıkkı deneyelim. Hey, merhaba, ben Piko. Senin adın ne? Kaan. Tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi size bir soru soracağım. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Doktor diyelim. Maalesef beni yenemediniz. Hadi şimdi kodlara bakalım. Tıkladığında 2 saniye boyunca hey merhaba, ben Piko, senin adın ne? De. Sizin adınız ne diye sorma bekle. Eğer cevap eşittir Kaan ise 2 saniye boyunca tanıştığımıza memnun oldum de. 2 saniye boyunca şimdi size bir soru soracağım de. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir diye sorma bekle. Cevap eşittir hekim. Pop sesini bitene kadar çal. 2 saniye boyunca tebrikler, doğru cevabı verdiniz de. Pop sesini başlat. 2 saniye boyunca maalesef deneyemediniz de. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de sizinle eş anlamlı bir kelime öğreneceğiz. Merhaba. Bugün size bir soru soracağım. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlk başta yanlış cevap verelim. Mesela profesör yazalım. Yanlış. Merhaba. Bugün size bir soru soracağım. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bu sefer de doğru cevap verelim.